diye düşündüm. Sonra müzik ruhun gıdası biliyorsun. Onu biliyoruz ama yeni yeni öğreniyoruz ki müzik aynı zamanda kalbin de dostu imiş. İzleyelim. Bugüne kadar hep duyduk müzik ruhun gıdasıdır dediler ama Amerika'da yapılan bir araştırma farklı bir gerçeği ortaya koydu. Yapılan araştırmaya göre günde 30 dakika müzik dinlemek kalp sağlığına iyi geliyor. Müzik dinlemek kalp sağlığına iyi geliyormuş. Sizce bu mümkün mü? Mümkün. Ne tarz dinliyorsunuz? Her tarzı dinliyorum. Müzik tabii kalbe iyi gelir, her şeye gelir. Beyni de iyi gelir. Hani insanı rahatlatır. Rahatladığın zaman da tabii kalbine iyi gelir. Bazı şarkılar var ruh halimi açıkçası düşürüyor. Bilmiyordum. Daha bir faydasını... Amerika'da yapılmış. Biraz şaşırdım. Ama olabilir yani. Çok da böyle kesin sonuç verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Günde 30 dakika müzik dinlemek kalp sağlığına iyi geliyor. Çok güzel. Artık daha çok dinleyeceğim. Kaç saat dinliyorsun? Yani gün boyunca. Okula hep müzikle gidiyorum. Ne tarz müzikler dinliyorsun? Arabesk. Arabesk. Ahmet Kayazer Bülbül. 2-3 saat dinliyorumdur. İyi geliyor mu size? Evet, iyi geliyor. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Enerjik hissediyorum, mutlu hissediyorum. Müzik benim de en büyük motivasyonlarımdan biri biliyorsunuz. Sabah erken saatlerde mutlaka müzik konsantrasyonumu sağlıyor, kafamı boşaltıyor. Aynı zamanda da konuşmadığım için ve dinlediğim için o anda okuyabiliyorum. Mesela benim öyle bir özelliğim var. Sen nasıl yaparsın? Bir soru o zaman, ne tür müzikleri dinleyeceğiz ki kalbimiz iyi gelecek? Her türlü müzik dinlenmez herhalde. Yani tarza bağlı. Müzik olsun da değil mi? Yani, olmaz, ben dinlemem. Şöyle, ben bazen böyle caz müzik de seviyorum ama bazen böyle pop müzik de seviyorum. Yerine. O an enerjimi yerine getirecek müzik de istiyorum. Ya da tam tersi, hani arkada çalsın diye böyle bir şey var ya, gerçekten orada bir ben mesela müzik... hani buraya gelirken tabii gecenin karanlığında normalde kafa ciddi ciddi mesela metal rock dinliyorum mesela. Evet. Ya dan. Aynen. Ama belli bir süreçten sonra mesela klasik müzik dinlemeyi seviyorum ya da işte arabeski de dinliyorum. Evet. Mesela ineklere de müzik, klasik müzik dinleyince süt üretimi daha da artıyormuş. Evet. Bu da kanıtlanan bir hadise. Buyurunuz yani. Hani demek ki müziğine göre mesela ineklere sen şimdi arabeskin en acısını versen o muhtemelen o sütü Tabii alamazsın yani. Ne gerek var? Dolayısıyla herkes sevdiği kalıptaki müzikleri dinlese kalbe daha iyi gelebilir. Yani oradaki enstrümanların aslında dokunduğu yer bence. Belki keman sesi, piyano sesi onlara çok daha iyi geliyor. Mozart, evet. Türk Marşı demek ki haldır haldır iyi geliyor onlara.